Geliniz şimdi de bir başka yaratılış harikası olan kulak zarımıza bakalım, tefekkür edelim. Lakin öncelikle kulak zarının işitmede sadece bir sebep olduğunu tefekkür edelim. Ve sadece işitmenin değil, hemen her şeyin aciz sebepler perdesi ardında aslında yoktan ve mucizevi şekilde yaratıldığını asla unutmayalım. Evet, güneş canlılık fonksiyonlarına ve görmeye bir sebeptir. Lakin güneşte canlılık ve görme yoktur. Su ve toprak rengarenk mis kokulu çiçeklere, meyvelere birer sebeptir. Lakin ne suda renk ne de toprakta mis koku bulunur. Hücreler akıllı, bilinçli insanın maddi varlığının devamına bir sebeptir. Lakin hücrelerde akıl ve bilinç yoktur. Hayatın ise hiçbir sebebi yoktur. Yüce Allah hayata maddi bir sebep tayin etmemiştir. Ne güneş, ne su, ne herhangi başka bir maddi varlık hayatın sebebidir. Eğer güneş ve su hayatın hakiki sebebi olsaydı, onların temas ettiği her şey canlanırdı. Evet, tül perde arkasını gösterir, güneşlik ise göstermez. Sebepler çok ince, tenteneli bir tül perde gibidir. Ardındaki hakikat güneşini, yaratılış gerçeğini apaçık gösterir. Lakin eğer nazar tül perde üstündeki desenlere konsantre edilirse, oraya odaklanırsa sadece o desenler görülür. Adeta o tül perde bir güneşlik gibi olur. Hakikati tamamen örter. Ardındaki büyük hakikati akıl gözüne göstermez. Eğer nazar o desenlerden çekilse, tül perdenin arkasına odaklansa, bu sefer de o desenler, yani maddi sebepler adeta görünmez olur. Tek görünen iman hakikatleri güneşi olur. La meşhuda illa hu, yani Allah'tan başka görünen bir şey yoktur hakikati tecelli eder. Sebepler perdesi yırtılır, maddeden manaya, gafletten hakikate terakki yükselme olur. Bu kalp hakiki sahibini ve dostunu Allah'ı bulur. Allah'ı bulan da her arzusunu bulur. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Hakiki huzur ve saadete kavuşur. Evet, onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Onsuz her neyi bulursa ancak başına bela bulur. Çoğu zaman gaflet perdesi arkasında kalan bu büyük hakikati kısaca hatırladıktan sonra konumuza dönelim, kulak zarını beraberce ziyaret edelim. Kulak zarı, milyarlarca hava zerresi ve molekül tarafından büyük bir sadakatle elden ele taşınan ses titreşimlerini algılayan ve işitmemizi sağlayan mucizevi bir yaratılış harikasıdır. Bu zar adeta akıllı ve kendi başına karar verme yeteneğine sahip gibidir. Anne karnındaki 30. günümüzde biz hiçbir şey bilmez bir haldeyken, her şeyi bilen, işitmeyi bilen Rabbimiz ve kendisi de kulaksız işiten yaratıcımız tarafından yaratılmaya başlanır. Yarım santimetre kareden biraz büyük bir alanı ancak kaplayan kulak zarı, sivri ucu dışarı bakan koni şeklinde yaratılmıştır. Dış ortamdan gelen ses sinyalleri zara çarptıktan sonra titreşime neden olurlar. Kulak zarı o kadar hassastır ki, örneğin bazı ses dalgaları zarı santimetrenin milyonda biri kadar hareket ettirebilir. Bu, bir hidrojen atomunun çapından daha küçüktür. Zar bu çok hassas ve ince hareketiyle bile sesin işitme merkezine gönderilmesi işini gerçekleştirebilir. Öncelikle titreşimleri sadece dış yüzüyle alır. Her iki yüzüyle alıyor olsaydı, vücudumuzun içinden kaynaklanan seslerle de titreşiyor olurdu. Biz de bu düzensiz titreşimler sonucu ses karmaşası işitiyor olurduk. Ancak zar dış yüzüyle ve sadece belli frekanslarda titreşmektedir. Eğer dış dünyadan gelen bütün frekanslarda titreşiyor olsaydı, duymayı hiç istemeyeceğimiz birçok rahatsız edici sesi de duymak zorunda kalacaktık. Kulak zarımız titreşime neden olan ses dalgaları arasında ayrım yapar. Bir fısıltıyla titreşebilen zarımız, bundan 40 kat şiddetle gelen ses dalgalarını da zarar görmeden işleme sokabilir. Bu özellik sayesinde kulak içindeki hassas yapılı hücreler kendileri için zararlı olabilecek şiddetli seslerden de korunabilmektedir. Kulak zarı sesin geliş açısına bakmaksızın her taraftan gelen sesle titreşir. Bu özellik olmasaydı sadece yanımızdan gelen sesleri duyabilirdik, karşımızda konuşan birini ise duyamazdık. Ayrıca kulak zarının amortisör gücü de çok yüksektir. Sesin şiddetine bağlı olarak fazla titreştikten sonra bile sesin kesilmesinden hemen sonra saniyenin binde dördü kadar bir sürede titreşimini durdurabilir. Bu gerçekten de müthiş bir özelliktir. Hayranlık duyulması gereken bir teknolojidir. Doğada bulunan çeşitli maddelerin veya metallerin titreşimleri ise saniyeler sürer.
Kulak zarımız bu derece hızlı bir biçimde durağan duruma geçmiyor olsaydı, kendisine gelen bir ses uyarısı sonucu daha titreşimdeyken yenileri gelecek ve biz pürüzsüz sesler yerine birbiri üstüne çakışan sesler, uğultular işitiyor olacaktı ve hiçbir şey anlamayacaktı. Bütün bunlar çok açık bir gerçeği bize göstermektedir. Büyüklüğü milimetrelerle ifade edilen kulak zarığı, belirli bir amaç için, gaye ve nizam üzere rahmetle yaratılmıştır. Hem kendisi işiten hem işitme nedir bilen yaratıcımız tarafından var edilmiştir. Elbette kulak zarını meydana getiren hücrelerin kendi aklı yoktur. Yüklendikleri işlevler de kendi seçimleri değildir. Onlar da her şey gibi Allah'ın emriyle hareket etmektedirler. Allah'ın sonsuz ilmini yansıtan aynalar hükmündedirler. Kendilerinde yansıyan ilim ışığı kendilerine ait değildir. Kulağımızın bu kadar mükemmel özelliklere sahip olmasının tek nedeni Allah'ın sonsuz ilmi, hikmeti ve rahmetidir. Gel de sen hem bütün bunları gör hem de aklınla ateist ol. Peki buna rağmen ateist olanlar nasıl oluyor? Akılla bilimle değil elbette. Bilakis aklı iptal edip bilimin hakkı haykırışını kendi içinde susturup çarpıtarak oluyorlar. Evet, zeka ayrıdır, akıl ayrıdır. Akıl doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırt ettiren bir pusuladır. Zeka ise problem çözme kıvraklığıdır diyebiliriz. İnsan zekasını nefsine de hizmetkar edebilir, aklına da. Erdem olan akıldır, aklı doğru kullanmaktır. Aklın gösterdiğine tabi olmaktır. Zeka ise şeytanda da vardır. Demek ki insan zekasını suistimal ederek cehenneme gidebilir. Ama aklını kullanarak ancak cennete yol bulur. Yani zeki bir insan ateist, deist olabilir. Ama akıllı bir insan aklını kullanarak asla ateist, agnostik veya deist olamaz. Bakınız, bilim ne yapar? Çalışma, araştırma bulgularını ortaya koyar. Bilim adamlarına ve insanlığa da sadece bu bulguları akılla doğru şekilde yorumlamak kalır. Eğer akılla doğru, düzgün, objektif, hakikatli çıkarımlar yapılmazsa bilim amacından saptırılmış olur ve dinsizliğe alet edilmiş olur. Bilim gider mersine, bilim adamı gider tersine. Maalesef maddenin ve tabiat perestliğin esiri konumunda olan günümüz bilimi, kulaktaki bu üstün teknolojiyi ve harika sanatı ortaya koyduğu halde, en üstün insan teknolojisinden dahi üstün olduğunu ilan ettiği halde, yani bütün bunlar bilimin bulguları, verileri, dataları olduğu halde, bu sanat eseri kulak ve işitme harikaları, ilimsiz, iradesiz, akılsız maddelere, kör, sağır doğaya ve bilinçsiz, işitme nedir bilmeyen hayali evrim süreçlerine isnat edilmektedir. Bundan daha büyük bir etik ihlal ve intihal olabilir mi? Evet, maalesef bu en büyük intihalin üzerine bina edilmiş bir bilim dünyası ile karşı karşıyayız. Bu ne acınası bir körlüktür ve bir büyük nasipsizliktir. Şüphesiz ateizm, agnostisizm ve deizm dünyadaki en büyük akıl tutulmasıdır. Sözlerime Rabbimizin bir ayeti ve ikazı ile son vermek istiyorum. Mü'minun suresi 78. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz. Yüce Allah bizleri çok şükredenlerden eylesin. Kulak ve işitme mucizesinin 4. videosunda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.